Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bu BİM'de satılan giyim kalıplarını tanıtmak istiyorum. İçeriğinde neler var? Olur da almak istediğiniz zaman hani içeriğinde neler var ona göre tercihinizi yapabilirsiniz diye bu videoyu çektim. Gelin hep birlikte bu dergileri içeriğini görelim. Şimdi elimde iki tane giyim kataloğu var. İkisinde de dikiş patronlu dikiş yazlık tunikler yazıyor. Birinde de kız çocuk giysileri diyor. Böyle karışık giyim modellerinden oluşan iki adet dergi var BİM'den aldığım. Önce birini tanıtayım. Şöyle bunun içeriğine bir bakalım şöyle. Neleri varmış? Kalıp Türkçe. Göstereyim. Kalıbı bu. Taftası dediğimiz. Türkçe yazıyor. Düz boy iplik diyor. Numarası 157. Bu şekilde burada dergisindeki gibi 3 dilde değil, sadece Türkçe yazılmış çizimleri var. Buna biz pafta diyoruz. Bildiğiniz harita gibi karmaşık çizgileri olan bir kalıp çizgileri var. Nasıl çizileceğimizi de ayrıca tarif edeyim. Şuradaki numaralardan, şu alttaki renkli numaralardan biz çizmemiz gereken pafta numaralarını belirleyerek içeriğindeki, yani kitapçığın içindeki modellerden bakarak bulacağız. Şimdi şöyle bir bakalım genel bir görüntüsüne. Kimono var, çanta. Gördüğünüz gibi sayfa sayfa neler, hangi modellerin kalıpları varsa onları göstermişler. Hangi modelleri görüyorsanız, hangisini istiyorsanız onun kalıplarını bu paftadan çizip kalıbınızı oluşturuyorsunuz. Örneğin şöyle güzel bir elbise var. Fırfırlı, büzgülü bir elbise. Şöyle bir model var. T-shirt. Yine böyle tunikler, t-shirtler, ceketler, yelekler. Ceket. Yine böyle modeller ve çocuk giysileri mevcut. Bakalım. Böyle bir kimono modeli. Bence çok güzel. Harika bir model. Böyle bir çantanın kalıbı da var. İsteyen çantada dikebilir. Şöyle bir tişörtün modeli var ve bu tarz pantolon modeli var. Böyle bir gömlek elbise modeli var. Buradaki gibi. Ben bu kalıbı henüz denemedim ama denemeyi de çok istiyorum. En kısa zamanda kalıbını çizip oluşturacağım. Görüyorsunuz böyle bir çocuk ceketi. Harika bir modele benziyor ve kalıbını çizdikten sonra dikince anlayacağım kalıbın güzel olup olmadığını. Henüz denemedim. Şöyle bir elbise var. Penyeden dikilmiş bir elbise. İki renkli oluşan, iki renkten oluşan bir elbise. Şöyle. Üstü başka, altı başka kumaştan. Böyle cipli bir etek. Ve tabii ki tişörtünün de kalıbı var burada.
Şöyle basic bir elbise ve şöyle hırka modeli de var. Çocuk giysileri yine. Hızlı hızlı geçeyim şöyle. Burada yine kruvaze bir bluz var. Kruvaze bluz modeli. Kruvaze hırka da denilebilir. Yani o artık seçeceğiniz kumaşa bağlı. Şöyle bir model var. Kesimi de şu çizgideki gibi. Burada da teknik çizimi var. Toplu bakış, modellere toplu bakış olarak verilmiş. Biraz buradayı andırıyor. Burada dergisindeki gibi. Burada da şeyleri, paftaları bulacağınız şeyler var. İşaretler var. Nasıl bulacağımızı burada yazıyor. Örneğin biz bunu kimonoyu dikmek istiyorsak burada ne diyor? Pafta 2 diyor yeşil. Pafta 2 yeşil. No 1 ve 2. Biz buradan pafta 2'yi bulmamız lazım. Buradan pafta 2 yeşil dedi. Kimononun kalıbını paftada bulabilmem için burada ne yazıyor? Burada pafta 2 diyor. Yeşil. No 1 ve 2'yi bulacağız. Zaten iki parçadan oluşan kalıbı var. Biz iki parçayı bulmak için pafta 2 ve yeşil. Yeşil çizgiler yani. Şöyle pafta 2. Yani pafta 2 burası. Sayfa 2 yani. 2 yani bu sayfada yeşil çizgilerden bulacağız. Ben 2 numarayı buldum. Burada 2 numara. 2 numara benim çizmem gereken 1 ve 2 idi. 2'yi burada buldum. Hemen karşısına burada da çizmem gereken noktayı buldum. Hemen çizeceğim çizginin dibinde 2 numara yazıyor. Ben bu şekilde çizmiyorum. Ziyan etmiyorum kağıdımı. Orijinal halinde bırakıyorum. Çünkü şeffaf naylon sereceğim. Şeffaf naylonun üzerine de CD kalemle de çizeceğim. Şimdi gözümle takip ediyorum yeşil çizgiyi. Öncelikle bulduğum nokta burası. Şeffaf naylonu böyle seriyorum. Çizmem gereken yolu takip ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bütün bedenleri çizdim. Hazır pafta açılmışken bütün bedenleri çizdim. XS'den XXL'ye kadar bütün bedenleri çizdim hazır. Daha sonra hangisini yapmak istiyorsam, hangisini dikmek istiyorsam, yani hangi bedeni dikmek istiyorsam tekrardan üzerine bunun üzerine koyup yani kalıbım bu şekilde naylonun üzerine çizildi. Bunun üzerinden hangisini istiyorsam
Onu tekrardan kopya edeceğim. Buraya hangi beden olduğunu da şimdi yazacağım. Bu şu anda arka beden. Daha sonra da yine bu şekilde bir numaralı olan kalıbı da bulup çizeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir tane örnek olarak arkayı çizdim. Gerisini artık siz tahmin edersiniz. Ön parçası da olacak. Bu arkası ve ön parçasını da tahmin edersiniz. Zamanınızı daha fazla almak istemediğim için videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.